Bir varmış, bir yokmuş. Oyuncak ülkesinde yaşayan çocuklar varmış. Oyuncak ülkesi mi? Evet. Burası öyle bir ülkeymiş ki her şeyi oyuncaklar yönetirmiş. Çocukların çeşit çeşit oyuncaklar olurmuş. Ne güzel. Güzel değil mi? Ama oyuncak dünyasında çocuklar hangi oyuncakla oynayacağına kendileri karar veremezmiş. Kim verirmiş? Oyuncaklar karar verirmiş Orhancı. Neden? Burası oyuncak ülkesi ya. Kurallar böyleymiş. Çocuklar oyuncakların sözünden çıkamazmış. Oyuncaklar ne derse o olur. Anladım. Bu ülkede oyuncaklar ne isterse o olduğu için çocuklar oyuncaklarla oynarken pek de mutlu sayılmazlarmış. Çünkü kötü kalpli bazı oyuncaklar çocukları üzermiş. Ama beş kardeşin yaşadığı bir ev varmış ki oradaki çocuklar hep mutluymuş. Neden? Bu çocukların oyuncakları çok iyi kalpliymiş de ondan. Ta dedelerinin çocukken oynadıkları oyuncaklara sahiplermiş. Bu oyuncaklar çok iyi kalpliymiş. Hani demiştim ya, burada oyuncaklar çocukları yönetiyor diye. Evet. İşte bu çocukların oyuncakları onları çok severmiş. Birlikte mutluluk içinde yaşarlarmış. Derken bir gün kapının önünden geçmekte olan bir kamyonet evin içini görmüş ve buradaki çocukların mutluluğunu fark etmiş. Kendi kendine... Vay vay vay, şu çocuklara bak, ne kadar da mutlular. Sürekli gülüşüp eğleniyorlar. İçerideki oyuncaklar da ağızlarını açıp şunlara günlerini göstermiyor. Demiş. Sonra kapıyı çalıp içeri girmek istemiş. Çocuklar, bizim başka oyuncağa ihtiyacımız yok deseler de... Oyuncak ülkesinde oyuncaklar ne isterse o olur değil mi Agah dede? Evet Mine. O yüzden mutlu kardeşler istemese de kamyonetin içeri girmesine engel olamamışlar. Kamyonet içeri girdikten sonra ne olmuş Agah dede? Kamyonet kötü kalpli bir oyuncakmış. Evdeki tüm çocuklara kötü davrandığı yetmezmiş gibi bir de diğer tüm oyuncakları kıskanıyormuş. Diğer oyuncaklar da sevmemişler bu kamyoneti. Ama hepsi çok eski, yani yaşlı oldukları için hiçbiri bu yeni kamyonetin hakkından gelemiyormuş. Kısacası yeni gelen kamyonet mutlu çocukların tüm mutluluğunu almış götürmüş. Oyuncakların huzuru bozulmuş. Çocukların rahatı kaçmış. Kamyonet sürekli... Bakın ne kadar da yeniyim. Boyam mis gibi. Tekerlerim pırıl pırıl. Benim gibi yepyeni bir kamyonet varken sizin gibi eski füskü oyuncakları kim ne yapsın? Diyor, diğer oyuncakları küçümsüyormuş. Evin içindeki çocuklara emirler yağdırıyor. Biri bir başka oyuncakla oynamaya başlarsa kıyameti kopartıyormuş. Sen nasıl olur da ben dururken o eski füskü oyuncakla oynarsın? Derhal gel benimle oyna. İşte böyle kızıyormuş herkese. Önce evdeki çocukların başka oyuncakla oynamasını yasaklamış. Öylesine bencilmiş ki bu kamyonet, kimin canı oyun oynamak isterse onunla oynamak zorunda kalmış. Bir gün yine tüm çocuklar bu kamyonetle oynarken kamyonet kibirlenerek eski bir dada oyuncağa seslenmiş. Gördün mü bak, ne kadar kuvvetliyim. Üzerime neler neler koydular da gık demedim. Bunlardan birini senin üzerine koysalar kırılır giderdin. Demiş. Dada oyuncak ona. Hadi oradan. Sana eşya yüklerlerse benim de sırtıma binip sallanıyorlar. Ben daha güçlüyüm. Demiş. Bunu duyan kamyonet öfkeden çılgına dönmüş. Evdeki tüm çocuklara bağırmış, çağırmış ve demiş ki... Bundan böyle ben dururken bu dadaya oturup sallanmak yok. İlla sallanmak istiyorsanız gelip benim kasama oturun sallanın. İçinizden biri benden başka bir oyuncağa oturup sallanacak olursa onu mahvederim. Çocuklar çaresiz kamyonetin üzerinde oturur sallanır olmuşlar. Bencil kamyonet etrafa caka satmaya başlamış. Gördünüz mü bak, benden başka yere oturmuyorlar ama nasıl da taşıyorum her şeyi.
O sırada bu kamyonetin kaprislerinden bunalan top seslenmiş. Sana oturuyorlar. Bana tekme atıyorlar. Oradan oraya zıplatıyorlar. Kamyonet yine çok sinirlenmiş. Yasaklamış topa tekme atmayı. Bundan böyle herkes benimle oynayacak. Top hissettirmek yok. Benimle oynayacaksınız. Demiş. Sonra su tabancası dayanamamış onun kibrine ve... Ben de onlarca suyu alıp ıslanıyorum da gık demiyorum. Demiş. Kamyonet. Suyu kasama dökeceksiniz. Başka oyuncakla sulu oyun yasak. Demiş. Kamyonetin kibrine dayanamayan yapboz. Beni parçalara bölüp birleştiriyorlar. Seni parçalara ayırsalar mahvolursun. Demiş. Bundan böyle yapbozu parçalamak yok. Beni bölüp birleştireceksiniz. Demiş. Kim ne derse kamyonet onu yasaklayıp... Sadece kendisine yapılmasını emretmiş. Günler böyle gelmiş, geçmiş. Evde ne kadar oyuncak varsa hepsinin görevini kendi üstüne yükletmiş kamyonet. Öyle bencilmiş ki bu kamyonet kimseyle bir şey paylaşmak istememiş. E tamam, gençmiş, güçlüymüş ama bu kadar yük ona ağır gelmeye başlamış. Tekerleri yamulmaya, kasası gıcırdamaya, gövdesi çatırdamaya başlamış. Artık yükü ağır geliyormuş. Ama söylediklerini yutmaktan da çekiniyormuş. O yüzden inadında devam etmiş. Etmiş, etmiş ve en sonunda bu tempoya dayanamayıp çatır çutur ederek kırılıp gitmiş, çöpü boylamış. O gittikten sonra evde her şey eskiye dönmüş. Evdeki diğer oyuncaklar ve çocuklar eskisi gibi neşeyle dolmuş. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bencillik ve kibir kötü bir şeydir. Paylaşımcı olmazsak, her şeyi kendimiz için istersek, başkalarını kıskanırsak, en önde biz olmak istersek, bu kadar yükü taşımamız zor olur. Yapayalnız kalırız.